bir abc üçgenimiz var diyelim. Buna benzer bir şey. Evet, a, b ve c. En basit şekilde düşünelim. En az veriyle yola çıkalım. Başka bir üçgenin abc üçgenine benzer olduğuna karar vermek için nelere ihtiyacım olduğunu bulmak istiyorum. Şunu söyleyebiliyoruz. Eğer bir üçgendeki üç açı da ABC üçgenindeki açılara eşit ise benzer üçgenlerle uğraştığımızı biliriz. Mesela bu 30 derece, bu 90 derece ve buradaki de 60 derece. Burada da böyle bir üçgen var. Evet, böyle bir üçgen daha küçük olduğu çok belli ama karşılıklı açıları eşit. Bu x, y, üçgeni olsun ve görüyoruz ki abc üçgeni x, y, z üçgenine benzerdir. Demek ki karşılıklı açılar birbirine eşit ise abc üçgeni x, z üçgenine benzermiş. Sıralamayı doğru yapmalısınız ki karşılıklı doğru eş açılardan bahsettiğimiz anlaşılsın. y 90 derecelik açıyı ve b ile birlikte x 30 derecelik açıyı A ile birlikte ifade ediyor. A ve X ilk ikili, B ve Y 90 derecelik açılar ikinci ikili ve Z de sonuncu C ile. 3 açıyı biliyorsak bulabiliyoruz ama tabii burada soru şu. 3 açıya ihtiyacımız var mı? Eğer sadece iki açıyı biliyorsak bu yeterli olmaz mı? Elbette olur. Çünkü bir üçgenin iki iç açısını biliyorsak üçüncüyü de zaten biliyoruz demektir, değil mi? Mesela Şöyle gözüken bir üçgenimiz olsun. Şöyle çizeyim. Ve size sadece iki karşılıklı açının eşit olduğunu söylüyorum. Mesela bu açı buradaki açıya eşit ve şuradaki açı da şuradaki açıya eşit. Bu iki üçgenin benzer üçgenler olduğunu söylemek için yeterli mi? Tabii. Çünkü bir üçgenin iki iç açısını biliyorsak kalan açının ne olması gerektiğini de biliriz. Eğer bu 30 ise ve bu 90 ise o zaman bu açının 60 olması gerektiğini zaten biliyoruz demektir. Bu iki açının toplamlarını 180'den çıkarırsak kalan açının derecesini buluruz. Benzerliğin var olduğunu gösterebilmek için karşılıklı 3 açıya ihtiyacımız yok. Sadece 2 tanesi yeterli. Bu Bizim birinci benzerlik şartımız buna kısaca açı açı benzerliği diyoruz. Eğer karşılıklı iki açının eşit olduğunu gösterirsek benzer üçgenlere sahip olduğumuzu anlarız. Mesela buraya açıları yazalım. Burası 30 derecelik bir açı ve burası da 90 derecelik bir açı ise bu üçgenin diğerine benzer olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü açıyı da yerine koyabiliriz. Burası 60 derece olmak zorunda ve bütün açılarımız aynı. Bu benzerlikle ilgili sınırlandırmalarımızdan biri. Benzerlikle ilgili bildiğimiz bir diğer şey ise bütün kenarların oranlarının aynı olması. Mesela burada bir üçgenimiz olsun. Evet. Başka bir üçgen çizeyim. Bu üçgenin köşelerini x, y ve z diyelim. Diyelim ki AB ve XY arasındaki oranı biliyoruz. AB bölü XY. Bu kenarın oranı ve bu kenarınki. Dikkat edin, eşit demiyoruz. Oranlarına bakıyoruz. AB bölü x y. BC, BC bölü y z'ye eşit diyelim. BC bölü y z'ye eşit. Bu da AC, AC bölü x z'ye eşit. AC bölü x z. Evet. Bu benzerliği anlamamızın bir başka yolu. Üç karşılıklı kenarın birbirleri ile oranları aynı ise elimizde benzer iki üçgen olduğunu biliriz. Buna kısaca kenar 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 benzerlik şartı diyoruz. Bunlar bizim benzerlik şartlarımız. Benzerlik şartları problemleri çözmek ya da bir şeyleri kanıtlamak için bize yardımcı olacak yol göstericiler. Eşlikten bahsederken kenar 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 karşılıklı kenarların birbirine eşit uzunlukta olduğu anlamına gelir. Benzerlikteki kenar 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 ise karşılıklı kenarların oranının aynı şey olduğu demektir. Mesela eğer burası eğer burası 10 yok, daha büyük bir değer olsun. Burası 60 olsun. şurası 30. şurası da 30 kök 3 olsun. Evet, bu sayıları yazdım çünkü e, bir süre sonra 30, 60, 90 üçgeninin e, bunları sağladığını göreceksiniz. Buradakilerde 6, 3 ve 3 kök 3 olsun. Bakın. AB bölü x AB bölü xye 30 kök 3 bölü 3 kök 3 yani, 10 eder bu 10. BC bölü xz ne olur? 30 bölü 3 10 eder. AC bölü xz 60 bölü 6 AC bölü xz bu da 10 eder. Yani e, bu kenardan buna karşılık gelen kenara giderken her kenarı 10 ile çarpıyoruz. Eş üçgenlerde olduğu gibi karşılıklı kenarlar aynıdır demiyoruz. Sadece kenarları aynı oranda büyütüyoruz ya da karşılıklı kenarların oranı aynı diyebiliriz. Peki? Ya şöyle, şöyle bir şuraya yeni bir üçgen çizelim, bir üçgen çizelim. Başka bir ABC üçgeni çizelim. Diyelim ki, diyelim ki bu kenarın başka bir üçgene geçtiğimizde, x y'nin AB'nin bir sabit ile çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Şuraya yazayım. X y eşittir bir sabit çarpı AB. X, Y'yi biraz daha uzun yapalım. Aslında gerek yok. Sabit birden küçük olabilir. Böylece daha küçük bir kenar elde etmiş olabilirim. Ama biz dediğimiz gibi yapalım. X, Y'yi biraz daha uzun yapalım. Burası X, burası Y. X, Y, evet. X, Y bölü AB. Bölü AB eşittir. Bir sabit diyelim. Her iki tarafı da AB ile çarparsak X, Y'nin AB'nin bir katı ile büyütülmüş hali olduğunu görürsünüz. Mesela AB 5, x, y, 10 ise o zaman sabitimiz 2 olmalıdır değil mi? Diyelim ki ABC açısının x, y, z açısına eşit olduğunu biliyoruz. Şuraya bir nokta daha yapalım. Şuraya bir kenar daha çizelim. Bu z. ABC açısının x, y, z açısına eşit olduğunu biliyoruz diyelim ve YZ ile BC'nin oranının da bu sabit olduğunu bildiğimizi varsayalım. BC ve YZ'nin arasındaki oran bu sabite eşit. Mesela buralar 5 ve 10 ise bunlar da 3 ve 6 olsun. Sabite göre kenarların uzunluklarını iki katına çıkarıyoruz. Bu üçgen XYZ üçgenine benzer midir? Şöyle düşünürsek, x b'nin katı ise, y z BC'nin aynı katı ise ve aradaki açı eşit ise, bu durumda bu üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bu kenarın uzunluğu zaten belli. Bu kenarın uzunluğu, diğer üçgende karşılık gelen kenarın aynı katına eşit olmalı. Buna kenar açı kenar benzerliği diyoruz. Evet, kenar açı kenar. Eşlik şartlarında kenar 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 ve kenar açı kenarları görmüştük ama burada e, daha farklı bir şey söylüyoruz. Kenar açı kenarda karşılıklı iki kenar mesela AB ve XY ile BC ve YZ evet karşılıklı kenarlar orantılı ve bu kenarlar arasındaki açı eşit ise bu üçgenlere benzer diyebiliyoruz. Eş olma durumu için kenar açı kenarda kenarların eşit uzunlukta olmaları gerektiğini söylemiştik. Burada ise karşılıklı kenarların oranlarının aynı olması gerektiğini söylüyoruz. Mesela bu durumu göstermek açısından birkaç örnek yapalım. Burada kenar uzunlukları 3, 2 ve 4 olan bir üçgen var diyelim. Burada da bir başka üçgenimiz olsun uzunlukları 9 ve 6 olsun. Ayrıca aradaki şu açıların da eşit olduğunu bildiğimizi düşünelim. Evet bu açı bu açıya eşit. Kenar açı kenara göre bu üçgenler kesinlikle benzer üçgenler olacaktır. Ee, kısıtlanmış durumdayız çünkü buraya çizebileceğimiz tek bir üçgen var. Üçgenin her kenarının aynı ölçüde uzaması gerekiyor. Buraya çizebileceğimiz tek bir kenar var ve o da bunun 3 katı. Bu tek olası üçgen. Burayı kısıtladığınızda şunu söylüyorsunuz. Burası bu kenarın 3 katı, burası bu kenarın 3 katı ve aralarındaki açı eşit. Yani çizebileceğimiz tek bir üçgen var. Ben benzer bir üçgen olduğunu biliyoruz. Her kenar 3 kat uzamış. Buraya kuracağımız üçgenin benzer bir üçgen olması gerekiyor. Kenar açı kenarda bundan bahsediyoruz. Bu kenar bu kenara eşit ya da bu kenar bu kenara eşit demiyoruz. Aynı oranda uzamışlar veya uzatılmışlar diyoruz. Başka bir üçgenimiz olsaydı, burası 9, burası 4 ve aralarındaki açı eşit olsaydı bunların benzer üçgenler olduğunu söyleyemezdiniz. Çünkü bu kenar 3 katına çıkmış ama bu kenar sadece 2 katına çıkmış. O yüzden bu iki üçgenin benzer olduğunu söyleme şansımız yok. Aynı şekilde bu kenarı 9 ve bu kenarı 6 olsun ama bu açıların eşit olduklarını bilmiyor olalım. Bunu yeteri kadar kısıtlayamadığımız için bu iki üçgenin benzer üçgenler olduklarını yine söyleyemezsiniz. Çünkü ortadaki açının aynı olduğunu bilmiyorsunuz. Peki. Başka varsayımlarımızın olduğunu söyleyebilirsiniz. Eşlik olma durumundan bahsederken açı açı kenarımız vardı mesela ama düşünürseniz sadece iki açının benzerliği göstermek için yeterli olduğunu artık biliyoruz. O zaman açı açı kenarı, daha doğrusu Açı açı varsa kenarı neden kafamıza takalım ki değil mi kafaya takmaya ne gerek var ayrıca Eşlikte açı kenar açı da vardı ama gene iki açının yeterli olduğunu biliyoruz ve bir de fazladan kenar katmamıza gerek yok işin içine. O yüzden buna da ihtiyacımız yok. Bunlar bizim benzerlik şartlarımız. Buradaki açı 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 eşitlikteki açı açı açıdan farklı. Karşılıklı açıların karşısındaki kenarların oranından bahsediyoruz. Gerçekten eş olduklarını söylemiyoruz. Bu kenar açı kenar. Ee, eşlikteki kenar açı kenardan farklı, birbirlerine bağlılar ama burada kenarlar arasındaki orandan bahsediyoruz. Kenarların eşit olduğunu söylemiyoruz.